Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle büyük bir kitaptır ki insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik. O Allah'ın yolu ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli bir azaptan dolayı vay kafirlerin haline. Onlar o kimselerdir ki dünya hayatını ahirete tercih ederler. İnsanları Allah'ın yolundan çevirirler ve onun eğrilmesini isterler. İşte bunlar çok büyük bir sapıklık içindedirler. Biz her peygamberi ancak bulunduğu kavminin diliyle gönderdik ki onlara apaçık anlatsın. Bu itibarla Allah dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini de hidayete erdirir. O her şeye galiptir, hükmünde hikmet sahibidir. Andolsun ki Musa'yı ayetlerimizle gönderdik. Ona şöyle dedik, kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar. Onlara Allah'ın felaket günlerini hatırlat. Şüphe yok ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır. Musa kavmine demişti ki, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü O bir vakit sizi Firavun ailesinden kurtardı. Onlar sizi işkencenin en kötüsüne sürüyorlar ve oğullarınızı kesip kadınlarınızı da diri bırakıyorlardı. Ve bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardır. Ve hatırlayın ki Rabbiniz size şöyle bildirmişti. Yüceliğim hakkı için şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Musa dedi ki, siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz iyi biliniz ki Allah hepinizden zengindir, hamd edilmeye layıktır. Sizden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilmez. Peygamberleri onlara mucizeler getirdi. Onlar ellerini ağızlarına koydular ve dediler ki, biz sizinle gönderileni inkar ettik ve bizi çağırdığınız şeyden de şüphe ve endişe içindeyiz. Peygamberleri dedi ki, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında da şüphe mi var? O sizi günahlarınızı bağışlamak için çağırıyor ve belirlenmiş bir süreye kadar size müsaade ediyor. Onlar da siz sadece bizim gibi bir insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir delil getirin dediler. Peygamberleri onlara dediler ki, evet biz ancak sizin gibi bir insanız. Ama Allah kullarından dilediğine nimetini lütfeder. Ve Allah'ın izni olmadıkça bizim size bir delil getirmemize imkan yoktur. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Bize yollarımızı göstermişken neden biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Elbette bize yaptığınız eziyetlere katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. İnkar edenler peygamberlerine dediler ki, ya sizi mutlaka yurdumuzdan çıkaracağız ya da mutlaka dinimize döneceksiniz. Rableri de onlara zalimleri mutlaka helak edeceğiz diye vahyetti. Ve onlardan sonra sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz. Bu makamından ve tehdidimden korkanlar içindir. Peygamberler düşmanlarına karşı fetih istediler ve her zorba inatçı hüsrana uğradı. Ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli su içirilecektir. Onu yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek ve her yandan ona ölüm gelecek. Fakat o ölemez. Arkasından da çetin bir azap gelecektir. Rablerini inkar edenlerin durumu tıpkı fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler. İşte asıl uzak sapıklık budur. Gökleri ve yeri gerçekten Allah'ın yarattığını görmedin mi? O dilerse sizi yok edip yepyeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre önemli bir şey değildir. Kıyamet günü insanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar ve zayıflar büyüklük taslayanlara şöyle diyecekler: bizler sizlere uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından en ufak bir şeyi bizden savabilir misiniz? Onlar da diyecekler ki, Allah bizi hidayete erdirseydi biz de size doğru yol gösterirdik. Artık şimdi bizler sızlansak da sabretsek de birdir. Çünkü kaçacak yerimiz yoktur. İş bitince şeytan onlara şöyle diyecek: şüphesiz ki Allah size gerçek olanı vaat etti. Ben de size vaat ettim. Ama sonra caydım. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ancak ben sizi küfür ve isyana çağırdım. Siz de geldiniz. O halde beni kınamayın. Kendi kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için acı bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenlerse Rablerinin izniyle içinde sürekli kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Oradaki dirlik temennileri selamdır. Görmedin mi Allah nasıl bir misal verdi? Güzel bir söz kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyve verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller verir. Kötü sözün durumu da yerden koparılmış, kökü olmayan kötü bir ağaca benzer. Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sağlam bir söz üzerinde tutar. Zalimleri de saptırır ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetlerine nankörlükle karşılık veren ve sonunda milletlerini helak yurduna konduranları görmedin mi? Onlar cehenneme girecekler. O ne kötü karargahtır. Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. De ki, şimdilik eğleniniz. Çünkü varacağınız yer ateştir. Ey Muhammed! İman eden kullarıma söyle. Namazı dosdoğru kılsınlar. Alışveriş ve dostluğun olmadığı bir günün gelmesinden önce kendilerine verdiğimiz rızıktan açık ve gizli Allah için harcasınlar. Allah öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeri yarattı. Gökten su indirdi. Onunla size rızık olarak çeşitli meyveler çıkardı. Emri gereğince denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi. Irmakları da emrinize verdi. Sürekli olarak yörüngelerinde hareket eden ay ve güneşi, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verdi. O kendisinden isteyebileceğiniz her şeyi size verdi. Allah'ın nimetini saymak isterseniz sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür. Hatırla ki bir zaman İbrahim şöyle demişti: Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular. Şimdi kim bana uyarsa o bendendir. Kim bana karşı gelirse artık sen gerçekten çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bir kısmını namazı dosdoğru kılmaları için senin Beyt-i Haram'ının yanında ekinsiz vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmını onlara meylettir ve onları bazı meyvelerle rızıklandır ki şükretsinler. Ey Rabbimiz! Sen bizim gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da şüphesiz bilirsin. Çünkü yerde ve gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. İhtiyarlık halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki Rabbim duamı çok iyi işitir. Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul et. Ey Rabbimiz, herkesin hesaba çekileceği günde beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Ey Peygamber, sakın zalimlerin yaptıklarından Allah'ın gafil olduğunu sanma. Ancak Allah onların cezalarını gözlerin dışa fırlayacağı güne erteler. O gün başlarını dikerek koşacaklar. Gözleri kendilerine bile dönemeyecek ve gönülleri bomboş kalacaktır. Ey Peygamber! İnsanları azabın geleceği gün ile korkut. O gün zalimler şöyle diyecekler: Ey Rabbimiz! Bizi yakın bir zamana kadar ertele de senin davetine uyalım ve peygamberlere tabi olalım. Onlara daha önce ahirete intikal etmeyeceğinize dair yemin etmemiş miydiniz denilir. Siz kendilerine zulmedenlerin yurtlarında oturdunuz. Onlara nasıl azap ettiğimiz size apaçık belli oldu ve size misaller de vermiştik. Gerçekten onlar çeşitli hileler ve tuzaklar kurdular. Allah katında da onlara hilelerine karşı azap var. İsterse onların hileleri dağları yerinden oynatacak olsun. O halde sakın Allah'ın peygamberlerine olan vaadinden cayacağını sanma. Şüphesiz Allah her şeye galiptir, intikam sahibidir. O gün yeryüzü bir başka yere, gökler başka göklere çevrilecek ve bütün varlıklar kabirlerinden çıkıp bir ve gücüne karşı durulmaz olan Allah'ın huzuruna toplanacaklardır. O gün suçluların zincire vurulmuş olduğunu görürsün. Gömlekleri katrandandır ve yüzlerini ateş kaplar. Çünkü Allah herkesi kazandığı ile cezalandıracaktır. Gerçekten Allah hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir. Sadakallahül azim.